tasarım. Ben kürsünün arkasındaki arkadaşlarım oradan alabilir miyim? Kürsünün arkasında kimse kalmasın. Lütfen. Orada çözüm ekibimiz, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olacak. Sayın Başkan, değerli çalışma arkadaşları. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, sayın muhtar arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sözlerime başlıyorum. Sayın Başkanım, malumunuz yeni yapılan muhtarlık binamızda ne kadar sorumlu olduğunu biliyorsunuz. Burayı değerli dernek arkadaşımız diğerlerine aşırı olarak talep ettiler. Sayın Başkanım da yok demedi. Diğerlerine ibadet ettik. Ben buradan Sayın Başkanımız huzurunuza teşekkür ediyorum. Spor kompleksimizin ihalesi yapıldı. En yakın zamanda temelini atacağız. Çocuklarımıza, gençlere güzel bir mekan olacaktır. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ben Sayın Başkanımla bir talebim olacak. Şahinpaşa caminin etrafı parke taşı yapılıyor. Ramazan Güneş Camisi'nin etrafına da parke taşı yapılmasını talep ediyorum. Hepinize evine en derin saygılarımı selamlıyorum. Gördüğünüzden alırsam arkadaki arkadaşlarımız sahnelere gitse böyle hepimizin karşılarına görsen. Öyle arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Evet. Evet, değerli arkadaşlar, kendimi yönetimi burada. Hoş geldiniz. Sevgili muhtarlarımız, burada birkaç mahalle muhtarlarımız yanımıza gelirse, bizi bu güzel günde yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli adayları Kemal Derin, İbrahim Özdişler'imizle de arkadaşlar. Sevgili Şahinpaşa Uçak Mahallesi'nin sakinleri, başka mahalleden gelmiş arkadaşlarımız olabilir ama ova onuru biz ayrı toplayacağız. Siz zaten gülsünüz hepiniz. Hepiniz gülsünüz. Gülden daha değerlisiniz. Hep bir fotoğraf çekin kardeşim. Zaman zaman konuşuyoruz diğer belediye başkanlarıyla. Diyorlar ki belediye başkanının halk gününü mahallede yapması Türkiye'de değil dünyada tek örnek. Bu kadar mahalleli, bu kadar kardeşimizi belediyede sığacak zaten salon var. Ama esas itibariyle halkın belediyesi, halkın belediye başkanı halkın ayağına gider. Halkı da ayağına giderek toparlar. Burada hem dertleşiyoruz, bir nebze yaptıklarımızı anlatıyoruz. Ama esas itibariyle bu toplantıların amacı sizlerle sohbet etmek, mahalledeki sorunları yerinde görmek, sizin sorunlarınızı burada dinlemek. Aslında amaç bunları tutakmak değil. Ama hazır seçime de giderken çok değerli adaylarımız da bizi burada bırakmamışlar. Tekrar teşekkür ederim. Eğer şimdi sizin teveccühlerinizle, sizin oylarınızla
1989'da almıştık belediyeyi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii. O zaman biz gençlik olanlar yeni ayrılmıştık, İbrahim de vardı. O gündür, bugündür zaman zaman belki tanıdık insanlarımız belediye başkanı oldu ama en son 89'da almıştık. 29 yıl sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi aldı, yani halkın belediyesi oldu tekrar. Bizi teveccüh ettiğiniz ve ciddi destek verdiğiniz için Uçak Ova Mahallesi, Uçakkaya, Çakırpaşa Mahallesi sakinlerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar. Ve temizlikten başlayarak bütün yapılan işleri eskisine oranla iki kat, iki buçuk kat daha fazla yapmaya başladık. Belediyeyi halkın belediyesi yaptık. Daha çok iç içe olmaya başladık. Ve sizin aranızdan biz ayrıldığımız zaman üzülüyoruz. Aslında sizin aranızda halkın arasında kendimizi buluyoruz. Belediye başkanının esası da budur. Orada odada kilitlenerek, odada gelen vatandaşlara çay kahve ısmarlayarak belediye başkanı olunmaz. Halkın belediyesi de olunmaz. Halkın belediyesi sokakta halkla birlikte sorunları çözen, halkın yararına iş yapan belediye halkın belediyesi. Şimdi her tarafta farkımız görünüyor. Geçen hafta Tellidere'de bir toplantı yaptık. Bu kadar kalabalık değildi ama herhalde hiçbir belediye başkanı bu kadar kalabalık bir toplantıda konuşmadı. Orada yıllardır, 25 yıldır çözülmeyen bir kapalı sen pazarı sorunu çözdü. Değerli arkadaşlar, 25 yılda burası da dahil 5 kapalı sen pazarı yapmışlar. Biz 1 yılda 6 tane yapıyoruz. 1 yılda 6 tane yapıyoruz. 25 yılda 162 park yapmışlar. 1 yılda 16 tane yaptık. Perşembe günü Barış'ta bir park daha açıyoruz. Haftaya Pınar Mahallesi'nde bir park yapıyoruz. Yani 25 yılda 162 park, 1 yılda 18 park. 2,5 kat tam. Sert pazar 25 kat. Sevgili muhtarım söyledi. Yaklaşık 4-5 tane öylesine spor kompleksi var. Biz gençlerin, kadınlarımızın, erkeklerin rahat spor yapabileceği spor kompleksleri, mahalle merkezleri söz vermiştik size. Ve çok komplike, bakın, kapalı spor salonu, kauçuk yürüyüş yolu, halı saha, kadın ve gençlik merkezinden oluşan 8000 metrekareyi istimlak ettik, projesini astık. İlk Şakirpaşa'ya yapıyoruz böyle bir kompleksi. İlk Şakirpaşa'ya. Niye? Şakirpaşa halkı fazlasıyla hak ediyor da. Değerli arkadaşlar, 5 tane spor kompleksi yapıyoruz. 5 tane spor kompleksi yapıyoruz. Pınar Mahallesi'nde temel attığımızda muhtar söze şöyle başladı. Dedi ki, işte sosyal demokrat belediyecinin farkı, işte CHP'li belediye başkanının farkıdır. Ben de kürsüye çıktım. Dedim ki, bir yılda sosyal demokrat belediyenin farkını gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı farkını gösterdik. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarsa oldu ben gördüm. Buraya yaz bitmeden çocuklar merak etmeyin, bir daha havuz koyacağız. 100 havuz da söylemiştik. Biz suda yüzmelerini engelleyeceğiz evlatlarımızın, evlatlarınızın. Bir de her yıl onlarca çocuğumuz boğulurdu. Onu da engelleyeceğiz. Bedava bu mahallenin ortasına havuz koyacağız 2 ay. Kardeşlerimiz yüzecekler, para da alacağız bedava. Eski
yeni muhtarlık yaptık biliyorsunuz Şakir Paşa'da. Eski muhtarları revize edeceğiz, orayı da aşevi yapacağız. Orayı da aşevi yapacağız. Fakir fukaraya en fazla biz bakarız. En fazla halkın belediyesi bakar, en fazla da halkın belediyesi bakar. Evet, otobüsler ve duraklar bize ait değil arkadaşlar. Kanalizasyon, elektrik, su, otobüsler, duraklar SHP'sine ait değil. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Bize ait ne varsa biz yapacağız. Bize ait olmayanları gideceğiz baskı yapacağız. Ama onların bir sözünü vermeyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Diyorum ki hani son aylarda bir kaynak işi çıktı ya. Dedi ya bizim genel başkanımız. Yani 1.000 lira alan, zar zor geçinen, geçiremeyen hatta. Bu 1.000 lirayı da çoluğuyla paylaşan, çocuğuyla paylaşan emeklerimize 2 maaş ikramiye vereceğim dedi genel başkanımız. Bu ayrıca bu kaynağı nereden bulacaksınız? Şimdi biz bu kadar iş yaptık. Bu kadar iş yaptık. Sorun bakayım. Bakın bir şey daha söylemeyi unuttum. Diyorum ki her mahallede bir hesap yaptık, ortaya çıktı. Sadece bu yıl Azim Öztürk'ün döktüğü asfaltın 5 senede döktüğü asfaltı 1 yılda dökeceğiz. 2015 yılında Azim Öztürk'ün 5 yılda döktüğü asfaltı dökeceğiz. Niye? Niye arkadaşlar? Asfalt çalınmıyor belediyede de artık oradan. Asfaltınız çalınmıyor. Bütün üç tır bütün giriyordu. İkisi boşalmadan çıkıyordu, bir tanesi boşalıyordu. Yani asfalt çalınıyordu. Yani sizin paralarınız çalınıyordu. Biz sizin paralarını da çalınmıyoruz. Dolayısıyla asfalt bol. Her gün 1000 ton, 1100 ton üretiyoruz. Ve her gün 1100 ton asfaltı yollara döküyoruz. Kış gelmeden çukur kalmayacak hiçbir sokak. Evet. Ve üstelik 5 makine aldık biz. Biliyorsunuz Şakirpaşa'da da Uşak'ta da bazı sokaklar kapı eşiğinin üstüne çıkmış. En ufak bir yağmurda Adana'nın yarısı öyle hemen evinize su giriyor. Şimdi kapı eşiğinin üstündeki yolları frezelerle koyacağız. Sonra yeni yol yapacağız. Yağmurlarda evinizin içine su basmayacak. Bu makineler de dahil arkadaşlar. Bakın. Bu kadar asfalt döküyoruz. Bu kadar kapalı sert pazar yapıyoruz. Temizlik 3 kat yapıyoruz. Kapalı spor salonları yapıyoruz. Spor tesisleri yapıyoruz. Asfaltı 5 kat fazla döküyoruz. 5 makine aldık yollar için. Ve 80 trilyon daha az para harcadık Azim Öztürk'ten. Beyin safınız konusun. Bu paraları ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu paraları? İşte kaynak burada. İşte kaynak burada. Vatanın, halkın parasını iyi kullanırsanız, dikkatli kullanırsanız, yemede içmede gözümüz yoksa, yedirmez, içirmezseniz, Emin abim oradan söylüyordu. Bu memleketin parası bu millete yeter. 2 maaş ikramiye de verilir. Asgari ücret 1500 TL de yapılır. 5,5 milyon insanın kredi kartı borcunun faizinin %80'i de silinir. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Evet, sevgili arkadaşlar, ben hepinize en derin sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Hiçbir zaman bırakmadınız. Bundan sonra da bırakmayacaksınız. Umut ediyorum, inanıyorum ki Halkın Partisi yeni Haziran'da iktidara gelir. Halkın sorunlarını teker teker çözer. Teker. Evet, aşevini Şakir Paşa Kemal adına veriyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Ölü Mahmut adına çıkan kapılar ne oldu? Hemen söyleyeyim onu da. Hemen söyleyeyim. Biliyorum, ben anladım. Burada 2 tane problem var.
bir ölen bir kadın var. Ölmüş, size satmış, tapu yok. Bir de ölü Mahmut var. Şimdi kadınla ilgili biz mahkemeye vermişiz belediye olarak sizin hakkınızı korumak için. Mahkeme kararı bugün çıktı. Sizin aleyhinize çıktı karar. Reddetmiş. Ama mahkeme reddetsin. Önemli değil. Ölü Mahmut'un sorunu da öbür kadını sattı. Neydi o kadının adı? Mağla mı dedi? Ne diyorlardı? He? Mehtap Cavlı. Mehtap Cavlı herhalde, evet. Onun da yerlerini sizin yaranıza çözeceğiz. Halkın belediyesi, halkın yararına bu sorunu çözdük. Ölü Mahmut'la ilgili bir noktaya geldik. Bir noktaya geldik, çalışıyoruz biliyorsunuz 6 aydır. Ama Mehtap daha mahkeme olduğu için onunla ilgili çalışamadık. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çağlar Nazbat'ın senin açık aşağıları bir yer bizde biliyoruz. Evet. Başkanım. Ayakkabı aldığınız zaman ayakkabı kutusunu dükkanda bıraktığınız için 80 trilyon onun için az kaldı. Onlar ayakkabı kutusuna geldikleri için 80 trilyon için o kadar harcadı. Bakın 200 trilyonla bizim bütçemiz 200 trilyon 80 trilyon para birikmiş. 80 trilyon. 200'de %40. %40'ı cepte kalmış. Bana diyorlar ki ya bu parayı niye harcamadın? Ben dedim ki ya biz milletin parasını, halkın parasını harcarken kırık kırık yararız. Parayı seven sizsiniz. Parayı harcamayı seven sizsiniz. Biz halkı severiz. Ayakkabı kutusunu orada bıraktığınız için harcamıyoruz. Kendi arkadaşlarla da çok memnunuz. İnternette de aradığımız zaman hemen söyleyelim. Arkadaşlar, cevherlerine hayırlı olsun. Hayırlı olsun.